Erman'ı bir görelim. Tamam. Kadıköy'de yer sarı gök lacivert. Nefesler tutulu Fenerbahçe maçına hazırlanıyor herkes. Erman da Bağdat Caddesi'nde Söğütlü Çeşme'ye yağmur altında bizi bekliyor. Erman, nedir son dakika notları? Neler oluyor Kadıköy'de? Kızma bana, dur bağırma. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi C grubundaki son maçında bu akşam Alman rakibi Borussia Mönchengladbach'la karşılaşacak. Mücadele saat 8'de başlayacak Şükrü Saraçoğlu stadında. Maçı rakibin isminden daha da uzun bir isimli hakem yönetecek. Portekizli hakem Manuel Jorge Neves Moreira de Souza yönetecek Ersoy dede. Grup liderliğini Fenerbahçe geçtiğimiz hafta 5. hafta maçında garantilemişti. Marsilya'yı 1-0 yenmişti. Bekir İrtegün'ün golüyle 1-0 yenmişti. Rovaşatası ile 1-0 yenmişti Fenerbahçe Marsilya'yı ve gruptan lider çıkmayı garantilemişti. Keza rakibi Borussia Mönchengladbach da Rum takımı Limassol'u 2-0 yenerek gruptan ikinci olarak çıkmayı garantilemişti. O yüzden bugünkü maç her iki takım açısından da prestij mücadelesini gösteriyor. Fakat Fenerbahçe açısından ayrı bir önemi var bugünkü maçın. Ne bu önemi? Keza Fenerbahçe bugün kazanırsa 16 puanla yükselecek ve Türk takımları içinde Avrupa Kupası'nda grup aşamasında en fazla puana ulaşan Türk takımı olacak. Ayrıca Fenerbahçe bugün kazanırsa bir Alman takımını ilk kez İstanbul'da yenmiş olacak Ersoy dede. Teknik direktör Aykut Kocaman rotasyona gitti. Tabii ki geçtiğimiz hafta oynanan Pendik maçındaki kadroya yakın bir kadroyla mücadele edecek bu maçta Aykut Kocaman. Tabii ki az oyuncularını dinlendiriyor yoğun maç trafiği nedeniyle. Fakat hemen belirtelim, İstanbul'da saat 2 saat önce bardaktan boşalırcasına yağmur başladı ve o yağmur devam ediyor. Maçın oynanacağı saatte de devam edeceğini öğrendik. O yüzden Fenerbahçeli taraftarların maça diğer maçlara nazaran ilgisinin biraz daha az olduğunu söylemeliyiz. Maçın dostluk havasında geçeceğini de buradaki atmosferden söyleyebilirim. Fenerbahçeli ve Alman taraftarlar kol kola geziyorlar. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde, dün özellikle Alman kafilesini Fenerbahçeli taraftarlar çiçeklerle karşılamıştı. Burada hangi taraftarla konuşursak konuşalım Ersoy dede aslında bu maçı düşünmüyorlar. Tüm Fenerbahçelerin aklında, kalbinde ve dilinde önümüzdeki hafta oynanacak olan, belki de dünyanın sayılı derbilerinden biri olan Galatasaray-Fenerbahçe maçı var. Ben şimdilik Kadıköy Şükrü Saraçoğlu stadından sözü size aktarıyorum. Teşekkürler Erman. Kolay gelsin sana da. Kızıl Toprak'ta son durum bu. Evet. Erman'ın söylediği enteresan bir şey var. Rotasyona gidecek diyor. Pendik maçındaki kadroyla aşağı yukarı çıkacak dedi ki beklenti de o yönde. Hani Avrupa Kupalarında başarı beklentileri son yıllarda. Biraz verebiliyorsanız Kızıl Toprak sokaklarını göstererek devam edelim. Tam da kapattı bak. Tam o sırada kapattı. Evet. Bu enteresan bir durum. Yani Avrupa'da başarı özlemi çeken bir toplum. Şimdi Aykut Kocaman Almanların alnı şanlı Mönchengladbach takımına Pendik muamelesi yapıyor. Yani Pendik'e karşı sürdüğü 11'i sürüyor. Öyle mi gerçekten? Tabii. Yani hemen hemen aynı düzeyde bir kadro. Çünkü hani gruptan çıkmayı garantilediği için hem lig öncesinde takımını dinlendirmek hem de işte Recep Niyaz gibi, Salih Uçan gibi oyuncularını, fazla forma şansı vermedi kaleci Mert gibi oyuncularını sahaya sürecek. Bu çok hoş, fantastik bir şey. Yani sezon başında bunu söyleseler. Bu taktik peki işe yaramazsa, yani kaybederse? Kaybederse grup birinciliği zaten garanti. Sadece o puan rekoru kaçmış olacak. Ne bu şimdi Fenerbahçe'nin kıracağı rekor Mustafa Ekşi? Şimdiye kadar Avrupa Kupaları gruplarında bir Türk takımının bir sezonda elde ettiği en yüksek puan olacak. Daha önceki rekor da yine Fenerbahçe'deydi 2009-2010'da. O rekor 15'ti. Bugün kazanırsa 16 ile kendi rekorunu yinelemiş olacak. Yeni bir rekorla daha da yukarıya çekmiş olacak. Ama bu çok fantastik bir şey. Mönchengladbach'a Pendik muamelesi çekiyor Aykut Kocaman. Bu tabii şahane bir şey. Keşke her zaman böyle sezonlar yaşayabilsek. Hele bu taktik tutarsa, evet. Yarın tabii herkes bunu konuşacak. Yani işte yedek takımla çıktı, ortalığı dağıttı gibi. Tabii bu arada Kadıköy'de futbol keyfi de yaşanacak. Hı-hı. Ama işte Erman diyor ki çok yağmur var. Çok fazla da gelen olmayacak galiba. Diye. Evet. Erman Kadıköy'ün taraftarın nabzını iyi bilir. İyi bir Fenerbahçelidir aynı, evet, zamanda. O da o tespiti yapmış. Herkesin aklı Galatasaray maçında 2 hafta sonraki. Tabii bugünkü maçın prestij anlamı. Ha.